Merhaba arkadaşlar, ben İngilizce öğretmeni Nurullah Öktem. İngilizceye yeni başlayanlar için bu dersimizde haftanın günlerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Haftanın 7 gününü ve bunların günlük yaşamdaki kullanımlarını bu dersimizde bulabileceksiniz. Biz de daha fazla vakit kaybetmeden hemen kelimelerimize geçiyoruz. İngilizce'de day sözcüğü gün anlamına gelir. Days of the week. Week, hafta. Haftanın günleri demek istediğimizde başlıktaki ifadeyi kullanmamız gerekir. Günlerin son kısmında zaten day kelimesini hep göreceksiniz. Haftanın günlerine pazartesi ile başlıyoruz. İlk önce pazartesinin karşılığını yazalım. Monday. Monday, pazartesi. Salı gününe geçelim. Salı günü Tuesday. Burada T harfinden sonra hafif bir Y sesiyle de okumak mümkündür. Tuesday. Geçiyoruz çarşamba gününe. Çarşamba gününde D harfini okumadan söylüyoruz. Wednesday. Wednesday. Perşembe günü salı gününe benzeyen bir okunuşa sahip. Şurada bir peltek okuyuşumuz var. TH dediğimiz bir ses var. Thursday. Thursday, perşembe. Geçiyoruz haftanın son iş gününe. Cuma günündeyiz. Cuma günü Friday. Hafta sonuna gelelim. Cumartesi günü Saturday. Saturday, cumartesi. Son bir günümüz kaldı. O da Sunday. Sunday, pazar. Arkadaşlar, öğrendiğimiz 7 günü bir kez daha tekrar edip pekiştirelim. İlk günümüz pazartesi, Monday. İkinci günümüz Tuesday veya Tuesday, salı. Çarşamba günü için D harfini okumadan söylemiştik. Wednesday, perşembe, peltek bir okunuşa sahipti. Thursday. Cuma günü Friday ve cumartesi ise Saturday. Son günümüz olan pazar günü Sunday. Hafta içi günlerden bahsederken weekdays ifadesini kullanırız. Hafta sonu ise weekend olarak kullanılır. Bu tabloda hafta sonu için kullandığımız günler Saturday ve Sunday olarak görünmüştü. Onun dışındaki diğer 5 gün ise hafta içi olan weekdays'e örnektir. Haftanın herhangi bir gününde yapılan bir işi belirtiyorsak haftanın o gününü önüne on getirerek belirtiriz. On Monday, pazartesi gününde veya on Saturday, başka bir örneğimiz, cumartesi gününde olarak kullanılabilir. Bunun dışında haftanın günlerini çoğul olarak da kullanmak isterseniz bir s takısı kullanmak yeterli olacaktır. İki örneğimizde de bunu uygulayalım. Parantez içinde yazıyorum çünkü tekili de var. On Mondays, pazartesi günlerinde anlamına gelir. On Monday, pazartesi günü. On Saturdays, cumartesi günlerinde. On Saturday, cumartesi gününde. Bu kullanımlar da karşımıza oldukça sık çıkacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu son açıklamalarla birlikte İngilizce'de haftanın günlerini tamamladık. Dersimiz bu kadardı. Sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videonun altına yorumları yazmanızı da özellikle rica ediyorum. Son olarak tüm derslerimi YouTube'daki kanalımdan veya ingilizcevideo.com üzerinden erişebileceğinizi de hatırlatmak istiyorum. Yeni derslerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.